Şimdi şöyle sıkıntılar olabilir. Denir demiyorum, denebilir diyorum çünkü çıkış noktası önemli. Ödeme hizmetleri de koyabilirsin. Google'ı biz niye kullanıyoruz? Kullanıcılar dediler ki bunlar ne alakası Onlar market bezlerde müşteri yok. Yani yemek sepetinin müşterisi sen değilsin eğer e, kebap siparişi veriyorsan. Merhaba hocam, hoş geldiniz tekrar. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi bugün nelerden bahsedeceğiz hocam? Nelerden bahsedelim? Sen sor, bahsedelim. Valla hocam ben aslında şeyi merak ediyorum. Geçen yazınızda okudum bununla ilgili. Süper app. Süper app deyince evet. benim kafamda böyle bir smartphone arkasında pelerin uçuyor gibi canlanıyor. Tabii ki böyle bir şey olmadığını da biliyorum. Süper app nedir hocam herkesin dilinde Süper olan? Süper app şöyle. Ne gibi ihtiyaçlarımız var bizim gündelik? Hem özel hayatını soruyorum hem de iş, profesyonel hayatını soruyorum. Valla hocam genel olarak sabah kalktığımda mutlaka bir eğer o gün arabaya almayacaksam işe gitmek için mesela telefonumu kullanıyorum. Evet. Niye telefonumu kullanıyorsun? Taksi çağırmak. Taksi acaba. çağırmak. Evet. Tamam. Yenek Taksi şey... çağırma hizmeti. Tabii. Yemek de söylüyoruz. Yemek siparişi. Hemen hizmeti. her gün yemek söylüyoruz. Çünkü ofiste muhakkak ihtiyaç oluyor. Evet. Bunun dışında Uber falan kullandın mı veya bir taksi kullandın mı? Kullandım. O zaman paylaşımlı sürüş hizmetleri diyebiliriz. Martı vesaire kullandın mı hiç? Kullanıyorum tabii kısa mesafelerde birebir. Bunların hepsini dijital ödemeyle yapıyoruz. Tabii. Sinemaya gidiyorsun, tiyatroya gidiyorsun. Gidiyorum. Araba kiralıyoruz. Kurye hizmeti olabilir. Sigorta hizmetleri muhtemelen vardır. Uçak biletleri. Hı hı. Onun haricinde otel rezervasyonu temel sağlık ihtiyaçları olabilir. Evde iğnenin yapılması veya gelip bir tansiyonun ölçülmesi vesaire gibi hizmetler olabilir. Tabii. Yani şu ana kadar saydığımız, senin de söylediğin gerek profesyonel hayatta, gerekse kişisel hayatta, bireysel hayatta ihtiyacımız olan hemen hemen her hizmeti bir arada aslında bulabileceğimiz app'lere e, süper app deniyor. Bu tanımla iki şey çıkarabiliriz. Birincisi nedir? Süper app'ler çok ciddi bir network'e hitap ediyorlar. Yani bilet alanlar, sinemaya gidenler, evine market gıda siparişi verenler, yemek siparişi verenler, araba kiralayanlar vesaire vesaire. Bir bu cepte dursun. Çok ciddi bir network kitlemiz var. Hitap etmemiz gereken, hitap etme potansiyeli olan veya mevcutta hitap ettiğimiz. Bu biraz daha e, şimdi belki birazdan sırası gelince konuşuruz. Süper app'lerin de dönemleri söz konusu. Yani işte kurulum dönemi, büyüme dönemi, olgunluk dönemi vesaire gibi. Şimdi birazdan onlardan bahsederiz. Her döneme göre networklerin tabii doğal olarak büyüklüğü söz konusu. Bir bu network tarafı cepte kalsın. İkinci tarafta iş ortaklığı sözleşmeleri veya iş ortakları iletişimi veya etkileşimi diyebiliriz. Bir de bir taraftan network'ün haricinde, network etkileşiminin haricinde iş ortaklığı etkileşimi söz konusu. Neden? Şunun için bu az evvel saydığımız birçok hizmet veya Super App'in sunduğu hizmetler vesaire filan Super App'in kendisi tarafından verilmiyor çoğunlukla. Super App'lerin başlangıcında eğer bir uygulama Super App olacaksa belirli bir value proposition'ı var. Belirli bir değer önerisi var ve o değer önerisini nüve yapıp böyle bir çekirdek haline getirip o çekirdeğin etrafında daha çok böyle komplementer, daha böyle tamamlayıcı hizmetlerle, uygulamalarla veya ürünlerle, her neyse veya deneyimlerle o süper app büyüyor. Ama belirli bir noktadan sonra artık kendisinin uzman olmadığı konularda örneğin sigorta sektörü, örneğin bilet satışı, sinema bileti veyahut konser hizmetleri veya öyle özellikle uzak doğuda hizmetler var ki eve masaj hizmeti vesaire siparişi verebileceğiniz süper app'ler var. Bunları iş ortakları üzerinden sağlıyor süper app'ler. O zaman özetleyecek olursak, birincisi çok ciddi anlamda bir networke sahip olmaları, ikincisi de iş ortaklığı yönetimi. Fakat burada şöyle bir soru aklımıza gelebilir. Süper app iş modeliyle bir strateji kurulabilir mi veya süper app'in kendisi, süper app stratejisi başlı başına ele alınması gereken bir olgu mudur, bir kavram mıdır? Bunu bir tartışmak lazım. Bunların çünkü ikisi birbirinden farklı konular. Şimdi bu konuları tartışmadan önce bir kere şunu konuşmamız gerekiyor. Şu ana kadar yaptığımız programlarda hep şeyleri konuştuk. İşte dijital platformlar, dijital marketplace'ler vesaire falan hatırlıyorsa birçok kişinin kafası karışık olabiliyor. Dijital marketplace'lerle, online marketplace'lerle süper app'ler hemen hemen aynı. Ne fark eder ki? Evet. Gibi böyle bir algı olabiliyor. Sence nasıl bir fark var aralarında? Online marketplace'lerle süper app arasında bir fark var mı? Sanki süper app'ler böyle his hizmetin kendisini ortaklarıyla birlikte sunuyor. Evet. Öteki taraf sadece satış üzerine yani ürün satma üzerine. Çünkü mesela bir marketplacete genel olarak bir şey satın almaya giriyoruz ama mesela işte taksi çağırma yok. O bambaşka bir şey. Yani hizmet sektörü ile sanki çok bir ayrıştırıyormuş, evet. ayrışıyormuş gibi öncelik. Bravo yani kısmen oldu gibi. Şöyle oldu. <laughs> öğrenci hocam kimin öğrenci? <laughs> Şöyle oldu. Mesela yemek sepeti örneğini verelim. Yemek sepeti bir online marketplace. Merchant, iş ortağı tarafından düşünecek olursak. Şimdi yemek sepetinde ne var? Tedarikçiler var bir de talep edenler var Hı -hı. değil mi? Karnı var. Doğru. İş ortağı tarafında yemek sepetinin merchant'lar var yani restoranlar var. Hı -hı. Bir de süper app düşünün. Süper app düşündüğünüz zaman mesela Gojek veya herhangi bir süper app burada birçok örnek verebiliriz. Bunların da iş ortakları sinema bileti entegrasyonu yapan firma, otobüs bileti entegrasyonu yapan firma veyahut masaj hizmeti veren firma veya sigorta hizmeti veren firma gibi farklı farklı merchant'lar var. Buradaki en büyük fark online market ile süper app'ler arasındaki en büyük fark merchantların birbirleri arasındaki fark. Yani yemek sepeti gibi online marketplace'lerde merchantlar birbirine aynı. Özellikle Kobi seviyesinde, esnaf seviyesinde veya bireysel seviyede de olabilir bu. Yani mesela bir App Store'u veya işte ne bileyim Google Play'i e, online marketplace olarak düşünürsek e, burada bireyler de o marketplace'e girebiliyor. E, aynı durum mesela OpenSea'de bir marketplace veya Trendyol'da bir marketplace. Fakat süper App tarafında iş ortakları daha kurumsal. Kobi, Bireys, e, Kobi, Esnaf bireysel seviyenin çok daha üzerinde üzerinde varlıklar. Evet. Yani özellikle kurumsal tarafta. Şimdi bu online market şöyle bir durum söz konusu oluyor. Yüksek sayıda iş ortağı var ve bunlar birbirine benzediği için bir rekabet ortamı söz konusu. Yani bu merchantlar birbirleriyle rekabet eder konumdalar. Süper App'te öyle bir durum söz konusu değil. Birisi otobüs bileti satıyor, bir tanesi sinema bileti satıyor. Şimdi böyle olduğu zaman online market bu rekabet ortamını avantaja çeviriyorlar. Merchantları birbirleriyle rekabet ettirip daha kaliteli hizmet sunmaya çalışıyorlar son kullanıcılar Diğer taraftan yemek sepeti gibi online marketplace'lerde bu merchant'lar birbirine çok benzedikleri için ve çok fazla sayıda oldukları için online marketplace'in kendisi bu merchant'lar üzerinden, bu iş ortakları üzerinden bir ek gelir modeli de oluşturabiliyor. Mesela ne gibi? İşte yemek sepetinde daha önce çektiğimiz bölümlerde söyledik işte Joker'den bahsettik vesaire falan gibi. Direkt olarak merchant'a satış da yapabiliyor. İşte reklam veya öne çıkarma vesaire falan falan gibi. Onun haricinde online marketplace elinde sopayla merchant'ların kafasını da vurabiliyor. Bak kardeşim ben seni bir be beğenmedim. Senin puanın şöyle düştü, böyle düştü veya benim son kullanıcıma şöyle kötü bir hizmet verdi. Seni ben online marketplace'den şutluyorum da diyebiliyor. Ama öbür tarafta süper app tarafında iş ortağı ilişkileri, iş ortağı yönetimi ve o sözleşme yönetimi çok daha dikkat edilmesi gereken, daha ince eleyip sık dokunması gereken bir durumda. Peki hocam belki erkendir bu soru için ya da anlatacaksınızdır ama bir süper epe yani süper içerisinde işte hizmetler var. İşte evet. örnek verdiniz. Bir epe süper diyebilmek için kaç tane minimum hizmeti bir arada barındırıyor olması lazım. Bunun bir kriteri var mı? Ya şimdi bunun belirlenmiş bir kriteri yok. Ama şöyle söyleyebiliriz. Az evvel söylediğim veya tarif etmeye çalıştığım noktadan konuya girecek olursak her süper app'in belirli dönemleri söz konusu. Mesela Gojek'i örnek verecek olursak Gojek'te benim hatırladığım kadarıyla 80-90 tane farklı hizmetten bahsediyoruz. Üf. Bayağı çok süper. çok evet yani kategorilerin altında kategoriler şeklinde çok yapılanmış bir hizmetten bahsediyoruz ve bunun tamamını iş ortakları üzerinden veriyor. Yemek sepeti gibi online marketplace'lerde işte hepsi işte restoran yemek siparişi verilen yerler vesaire dedik ama süper app'lerde de şöyle bir sıkıntı var. Özellikle kurumsal tarafta iş ortakları kurumsal seviyede olacağı için o kurumların bir kere kapasiteleri ciddi anlamda önemli. İkincisi yönetsel becerileri önemli. Niye? Bir network'tan bahsetmiştik. Süper App üzerinden o network akacak ve deliler gibi transaction gelmeye başlayacak o iş ortağına. Yani misal otobüs bileti satışı diyelim veya bir konser hizmeti vesaire diyelim. O hizmeti veren Süper App iş ortağının o akışı, o talebi karşılayacak büyüklükte ve kapasitede hizmet veriyor olması lazım. Bu bir. İkincisi yönetsel becerilerinin çok iyi olması lazım. Problem çözme açısından. Vesaire. Evet. Çok doğru. Üçüncüsü mümkün mertebe dijital bir iş modeliyle iş yapıyor olması lazım. Çünkü fiziksel iş modellerinde çok ciddi anlamda sorun çıkabilir. Mümkün mertebe olabildiği kadar. Bir diğer hususta coğrafya konusu. Coğrafya yine hatırlarsan burada cluster efektten bahsetmiştik. Kümeneme analizinden bahsetmiştik. Burada o etki yok tabii ama burada da şöyle bir sıkıntı söz konusu. Diyelim Avrupa'ya hitap eden bir süper hepsiniz. Diyelim bir yerde konser hizmeti var. Mesela İtalya'nın diyelim Roma, Floransa vesaire gibi şehirlerinde konser hizmetini veriyorsunuz ama diyelim Napoli'de veya farklı yerlerde veya kuzeyde Milano da Venedik'te vesaire bu konser hizmetini vermiyorsunuz. Burada tabii teknik olarak şunu yapabilirsiniz. Yani süper app eğer ben milyonada açarsam o hizmeti gösterme, son kullanıcıya vesaire gibi böyle teknik şeyler yapılabilir ama günün sonunda kullanıcılar da yani kulaktan kulağa şeyi duyacaklardır ya arkadaş. Roma'da, Floransa'da bu bu hizmetler veriliyordu. Niye bizim tarafta verilmiyor gibi? Uzun dönemde rahatsızlıklar çıkabilir. Onun için süper app'lerde iş ortağı seçimi çok önemli. Süper app iş ortağı adayının çeşitli özellikleri de söz konusu. Mesela Şöyle durumlar ne var. Bir, şimdi öyle şeyler söyledik ki şöyle bir tablo da çizmek de istemiyorum. Süper App illa çok büyük kurumsal firmalarla çalışması gerekiyor. İlla onlarla iş ortaklığı sözleşmeleri imzalaması gerekiyor gibi bir durum da yanlış. Niye yanlış? Eğer siz çok aşırı derecede kurumsal firmalarla iş ortaklığı anlaşmaları yapmaya başlarsanız süper app olarak bu sefer de karşınızda çok büyük yapılar görürsünüz. Yani büyük holdingler var mesela. Türkiye'de de örnekler verebiliriz. Diyelim bir holdingin altındaki bir kurumla gittiniz bir anlaşma yaptınız. Şimdi şöyle sıkıntılar olabilir. Sizin verdiğiniz diğer hizmetler o iş ortağı adayının sahibi olan holdingin başka kolları ile çakışabilir. Böyle sıkıntılar söz konusu olabilir. O zaman aslında süper app'lere bizim önerimiz şu. Çok büyük yapılarla, holdinglerle veya aşırı derecede kemikleşmiş uluslararası yapılarla değil. Tam tersine daha lokalde gelişmekte olan fakat ne early stage'de ne de olgunluk seviyesinde yani ne mature seviyede ne de early stage'de olan mümkün mertebe startupları yakalaması yönünde bir tavsiye veriyoruz. Bu biraz hunting ile alakalı. Süper app'ler oturup bunları çalışması gerekiyor. Yoksa aksi halde çok büyük sıkıntılar çıkabilir. Tabii o bahsettiğiniz birçok şirkette holdinglerde gün sonunda belki de kendi süper app'lerini yapmaya gayret etmek için. O o süper app olur mu hocam bu arada? Yani bir holding olarak ben bir sürü hizmetim var. Bunu aynı bir şeyde topladım diye işte Zorlu Holding işte bir yandan tiyatro <laughs> evet. bileti satıyorum. Bir yandan Vestel ürünü satıyorum falan. Evet. Böyle şeyler yapsam bu süper app denebilir mi bu da mesela? Denebilir. Denebilir. Hı hı. Denir demiyorum, denebilir diyorum. Çünkü çıkış noktası önemli. İlk neyle çıktığınız önemli ve value proposition'ınız önemli. Yani işte çok güzel örnek verdim mesela Zorlu Holding bir süper app yapsa bu nasıl olur? Yani içerisine ya bunun böyle bir çifıt çarşısı olmaması gerekiyor. Yani ondan da var, bundan da var vesaire değil. Süper app'in gelişimi bir süreç ve süper app'in çıkış noktası çok önemli. Şahsen en önemli Türkiye'deki süper app adayı Getir. Di. O avantajını hala belki koruyor olabilir ama ben çok fazla zaman kaybettiklerini düşünüyorum. Getirin zaten dijital dönüşümünün epe e doğru evrilmesi gerektiğini zannedersem daha önceki şeylerde söylemiştik. Ha yine olur mu? Yine o şeyden tabii ki dönebilir. Ama az evvel verdiğin işte Vestel zorlu PSM'dir vesaire o zorlu holding şeyi orada böyle bir süper süperhep çıkabilir o grubun içerisinden veya doğuş grubu da bunu aday olabilir. Ama burada çıkış için esas bir value proposition bulmak gerekiyor. Mesela bunu Migros örneğinde hatırlarsan bir bölümde yine konuşmuştuk. Migros aplikasyonunda hem Migros hemen var, Sanal Market var, Makro Center var, Taze direkt var. Bir arada sen gördüğün zaman bunları yani Migros'un app'ini açtığın zaman bunları sana yabancı gelmiyor. Yani çok birbirine komplementer, çok birbirleriyle uyumlanan şeyler. Şimdi buradan şöyle bir mesela örnek verelim. Mesela mobilite sektörüne örnek verelim. Mobilite sektöründe diyelim sen paylaşımlı araç hizmeti veren bir uygulamasın ve yavaş yavaş Super App tarafına doğru gitmek istiyorsun. Kafanda öyle bir macera var. Şimdi mobilite sektöründe paylaşımlı araç hizmeti veriyorsan demek ki işte az evvel söylediğimiz gibi mobilite sektöründesin ve insanların bir yerden bir yere taşıyorsun. Transportasyon. Bunun yanına sırıtmayacak olan ne gibi hizmetler olabilir? Otobüs bileti Otobüs, satabilirsin. Tabii. Gemi bileti satabilirsin. Feribot bileti satabilirsin veya yavaş yavaş uçak bileti satabilirsin. Ne oldu? Kullanıcı açtı. Aa evet ya ben Beykoz'dan Kadıköy'e gidebiliyorum. E, Kadıköy'de ineceğim arabayla. Yani tuttuğum bu işte Uber'le burada ineceğim. E peki ben Kadıköy'den Eminönü'ne nasıl geçeceğim? İşte yine aynı app içerisinden başka bir app kullanmadan diyelim feribot biletimi de aldım veya vapur biletimi de aldım olabilir. Bu diyelim ikinci adım. Üçüncü adımı daha da ilerleteyim. Bu biletleri alırken, harcamaları yaparken bir online digital payment sistemi de buna entegre edebilirsin. Yani dersin ki X marka bir digital payment sistemi var. Gel bununla öde. Onunla ödeme yaparken onun arkasına başka ürünleri o X digital payment sistemiyle ödeme hizmetleri de koyabilirsin. Yani bu biraz böyle bugünden yarına olacak olan bir şey değil. Yani biraz zaman gerektiren bir şey. Benim aklıma şu geldi. Mesela işte böyle Uber'e biniyorsun, taksiye biniyorsun veya araba kiralıyorsun. alıyorsun. Evet. Hemen belki bu çok alakalı olarak ki bunu her şey yapabiliriz. Sigorta şirketiyle anlaştık. Evet. Bir tik daha yaparak 10 lira fazla vererek sigortalata da biliyorsun o yolculuğunu mesela. Evet. Olabilir. Değil mi? Olabilir. Olabilir. Yani, yani bunun... çok alakasız Evet, ama bunlar işte böyle yavaş yavaş biraz hem ek bir hizmet olarak, ek bir benefit olarak, ek bir yarar olarak vermek gerekiyor. Bir yandan da biraz da hizmet hissettirmeden vermek lazım. Yani <laughs> şimdi şöyle bir durum var. Sen yemek siparişi veren bir firmasın oturup pat yanına hayat sigortası ister misin dediğin zaman yani çok sırıtıyor. <laughs> evet. Bununla alakalı çok güzel bir örnek var aslında. Muhtemelen unutmuşuzdur diye düşünüyor. Nedir hocam? Bakalım unuttun mu? Google'ın sosyal medya platformunun ismi neydi? Ee, ya, dur, biliyorum biliyorum. Ya, dır, dır, Google Plus mıydı? Ha, Google Plus'ta evet. Şey vardı hocam, Nangek gibi İnsan, siteler var insanlar ya. İnsanlar çok nankör kardeşim. <laughs> Hem onu unutuyorsunuz. Unut Peki doğru. niye Google Plus kapandı? Ya Benim bildiğim işte onu anlatacak. şimdi. Evet. Nangek diye bir site var. Orada hep şey vardı işte. O zaman Facebook'ta Google Plus evet. yarışıyorlardı. Bir resimde şey diyor. Facebook diyor, insanlar eğleniyor. Google Plus diyor, çöl var. Yani kimse yok. <laughs> Biraz bundan mı? Bilmem. Peki niye çöl? Tamam çöl. Tamam, Ama niye, niye çöl? çöl? Niye Çünkü... insanlar oraya gitmediler? Çünkü yeni bir şey sunmadı. Bu az evvel konuştuğumuz konu. Yanına bir şey koyduğun zaman onun komplementer olması lazım. Google'ı biz niye kullanıyoruz? Bir şeyi search etmek evet. için tamam mı? O hizmeti o arama ve web search hizmetinin yanına sen sosyal medyayı koyduğun zaman kullanıcılar dediler ki bunlar ne alaka? <laughs> Doğru. Hiç böyle düşünmemiştim. Yani bunlar birbirine tamamlayıcı hizmetler değildi. Bunun çok komik bir örneği var. Çok saçma sapan bir örneği var ama bu gerçek. Kaliforniya'da bir tane kuaför zinciri var. Amerika'da belki bilirsin kadın erkek kuaför bir bir Hı. adamlarda çok fazla branch olduğu için fazla şube bir sürü şey var müşterisi var adam adam düşünüyor diyor ki ya o anlıyor ben diyor ben bu kadın erkek bir sürü müşterim var. Ben bunlarla ilgili nasıl daha da hazır edildiğim bir network var. Nasıl bir şey yapabilirim? Bir etkileşim daha koyabilirim? Adam gitmiş matching uygulaması yapmış. yani şey gibi işte Tinder ha. vesaire falan gibi. Ve patlamış. Çünkü yani saç kesim hizmetiyle yani o kuaförlük hizmetiyle anlatabiliyor muyum? Yani güzellik salonu hizmetiyle bir matching aplikasyonunun bağını o kuramamışlar. kullanıcılar kuramamışlar. Yani bundan kaynaklanıyor. Yani Türkiye'de açsaydım büyük ihtimalle şey koyardım ne bileyim işte böyle kendi kendine spor konuşan bir yapay zeka falan çünkü böyle de futbol konuştu genelde öyle bir şey koyardım evet, istedim, evet. eğer futbol varsa işte yanına ne bileyim basketbolu koyacaksın sonra işte ne bileyim atletizmi koyacaksın böyle yavaş yavaş büyütüp ondan sonra futbol maçı seyrederken pizza da söylemek ister misiniz? Evet. Bir sene sonra gelmek lazım belki. Evet. Şimdi burada süper app için diyelim. Doğru iş ortağının da üç temel özelliği var. Birincisi dikey bir iş alanında uzmanlaşması gerek. İkincisi az evvel söylediğim gibi çok büyük bir holdinge veya çok büyük bir kuruma mümkünse ait olmaması gerekiyor. Çünkü papaz oluruz o firmayla. Üçüncüsü de hem coğrafi olarak hem de kapasite olarak bizim akıtacağımız network taleplerine cevap verebilecek nitelikte bir iş ortağının olması gerekiyor. Şimdi burada şöyle bir tablo yansıtabilir miyiz ekrana? Tabii hocam yansıdı bile. Şimdi bu tabloda şunu görüyoruz. Süper app'lerle yani şu ana kadar konuştuğumuz konuları çok kısaca bir özetleyelim. Özellikler var. Yani en sol tarafta iş, iş ortaklığı büyüklüğü, iş ortaklığı yönetim süreçleri vesaire gibi. Ve süper app'lerle onların pazar yerlerini bir karşılaştıralım. İş ortaklığı büyüklüğünü zaten konuşmuştuk. Dedik ki yemek sepeti gibi yerlerde daha böyle işte kobi esnaf bireysel seviyede şeylerimiz var. iş ortaklarımız var. Süper app tarafında daha kurumsal iş ortaklarımız var. Yönetim süreçlerinde online pazar yerleri daha merkezi yönetiyorlar. Burada bir merkezi ekosistem söz konusu online pazar yeri yönetiminde. Süper App tarafında biraz daha mutabakata dayalı, biraz daha sözleşme yönetimi ağırlıklı bir yönetim sergilememiz gerekiyor. İş ortakları arasındaki rekabet online pazar yerlerinde çok yoğun ve teşvik ediliyor. Ve daha da olması için hatta baskı yapılıyor diyebiliriz biraz abartarak. Süper App'lerde ise böyle bir rekabet söz konusu değil. İnsan kaynağı açısından bunu değerlendirirsek online Pazar yerlerinde geçmiş tecrübe ve bu best pratiklere dayanan ve sürekli tekrarladığımız yani sürekli deneyimlediğimiz bir tecrübe söz konusu. Online pazar yerlerinde, SuperApp tarafında ise o dikeyde bilgi ve teknoloji uzmanlığı gerektiren uzmanlıklar gerekiyor. Yani insan kaynağı derken SuperApp içerisinde bizim kendi firmamızda bulundurmamız gereken insan kaynağından bahsediyorum. İş ortağı sayı ve çeşidi anlamında online pazar yerlerinde oldukça fazla. Yani işte yemek sepeti için belki işte 12 bin merchant, 15 bin merchant'tan, 20 bin merchant'tan belki bahsederken bir süper app için 100-200 tane iş ortağından bahsedebiliriz. İş ortağının önem ve ağırlığı da süper app tarafında oldukça önemli. Çünkü kaybedersek çok ciddi anlamda sıkıntı oluşturabilir süper app açısından. Online pazar yerlerinde ise merchant'larımızı gözden çıkarabiliriz. Gözden çıkarabiliriz ama aynı zamanda bizim merchant'larımız online'lerde müşterimiz mi oluyor? Yani süper app Marketplace arasında şöyle bir fark var mı? Marketplace'te iki tarafta müşteri. Yani zaten alıcı olan, talep eden taraf da, merchant da müşteri. Çünkü onu da kazanmaya çalışıyor. İşte X firmadan Y firmaya gider. Burada şöyle müşteri değil aslında. Değil mi? Şöyle söyleyeyim, çok ters bir laf söyleyeceğim. Aslında onlar marketplace'lerde müşteri yok, kullanıcılar var. Hı. Her iki tarafta kullanıcı. Onlar marketplace'lerde sen network yönetiyorsun. Kullanıcıların arasındaki etkileşimden doğan değeri kazanıyorsun. Bu müşteri falan falan yok. Anladım. Yani Yemek Sepeti'nin müşterisi sen değilsin eğer kebap siparişi veriyorsan. Hadi ya. E, sen nerenin müşterisi oluyorsun? Kebap verdiğin restoranın Doğru. müşterisi oluyorsun. Yemek sepetinin kullanıcıları var. Şimdi bunlar birbirlerine evet. çok farklı tanımlar. Bunları tanım Lamamız gerekiyor ki. Aksi halde farklı süreçler kurmamız gerekir. Yani eğer sen yemek sepeti senin müşteri olarak görüyorsa, senin kebabından olan memnuniyetsizliği o kebap restoranı belki olmadan yönetmesi gerekecek. Biraz böyle saçma bir örnek verdim ama. Yok, e, şeye... Kullanıcı olduğun zaman o memnuniyetsizliği müşteriyle beraber yönetiyor. İş süreçleri farklılaşır. Tanım farklılığı olursa.